Şu ana kadar hy eşittir y kare ya da fx eşittir karekök x şeklinde fonksiyonlar gördük. Bu videoda ise farklı aralıklarda farklı tanımlara sahip olan, başka bir deyişle parça parça tanımlanmış olan yeni bir fonksiyonla tanışacağız. Bu tür fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir ve parçalı fonksiyonların tanım kümeleri ya da tanım kümesinin alt kümeleri parça parça tanımlanır. Bu durumda isminin parçalı fonksiyon olması zaten gayet mantıklı, öyle değil mi? Örnek olarak gelin buradaki grafiği inceleyelim. Bu aralıkta bu x değerleri için fonksiyon sabit. Bu aralıkta yukarıya atlıyor, bu aralıkta ise yine aşağı atlıyor. Şimdi bu bilgileri kullanarak bu fonksiyonu yazmaya çalışalım. Bu x ekseni, bu da y ya da fx ekseni. fx'in tanımı için 3 farklı aralık kullanacağız. Evet, burası 3 aralığı sığdırmaya yeter. 1. aralıkta eksi 9'dan başlıyor ama dikkat edin eksi 9 aralığa dahil değil. Neden mi? Çünkü bu dairenin içi boş. Evet bu aralık eksi 5 dahil olarak burada bitiyor. O halde bu aralığı eksi 9 küçüktür x küçük eşittir eksi 5 olarak tanımlayabiliriz. Peki bu aralıkta fonksiyonun değeri nedir? Bakın burada görebilirsiniz. Fonksiyonun değeri bu aralıkta sabit ve eksi 9'a eşit. Bu gösterim biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü fonksiyonun değeri ile aralığın alt sınırı birbirine eşit. Aslında grafiğe ve bu aralığın tanımına daha iyi bakarsanız, eksi 9'da fonksiyonun aslında tanımlı olmadığını görebilirsiniz. Eksi 9 x'ten küçük, küçük eşit değil. Ayrıca ne demiştik, bu dairenin içi boş. Bakalım sıradaki aralıkta ne oluyor? Bu aralık eksi 5'ten başlıyor. Eksi 5 dahil değil. Yani eksi 5 küçüktür x ve eksi 1'e kadar devam ediyor. Eksi 1 ise dahil. x küçük eşittir eksi 1. Fonksiyonun bu aralıktaki değeri ise 6. Eksi 9'dan 6'ya atlamış. Parçalı fonksiyonlarla ilgili bilmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi, uç noktaların sadece bir aralıkta tanımlı olmaları gerektiğidir. Mesela eksi 5, bu aralıkta tanımlı. Bu yüzden de ikinci aralığa dahil değil, yani burada küçük eşittir yerine küçüktür işareti var. Eğer bu dairenin de içi dolu olsaydı ve fonksiyonu eksi 5 için değerlendirseydiniz, iki sonuç bulurdunuz. Ama bu durum bir fonksiyon için kabul edilemez. Hatırlayın, fonksiyonların belirli bir değer için her zaman tek bir sonuç vermesi gerekiyor. Evet, buraya eksi 5 koyduğunuzda bu aralıkta mı yoksa bu aralıkta mı olduğunu bilmelisiniz. Aynı anda farklı değere sahip iki aralıkta birden olamazsınız. Eğer aynı anda iki farklı aralıktaysanız da, bu aralıklarda fonksiyonun aldığı değerin aynı olması gerekir. Ama bu durumlarda fonksiyonu tanımlayabilirsiniz. Yani bir girdiği için tek bir çıktı değeri alırsınız. Şimdi de sırada son aralık var. Eksi 1'den başlıyor ve 9'a kadar devam ediyor. 9 dahil. O halde eksi 1 küçüktür x. Buradaki dairenin içi boş, zaten böyle olması gerekiyor. Çünkü eksi 1 bu aralıkta tanımlı. Devam edelim. x küçük eşittir 9. Bu aralıkta ise fonksiyon yine sabit ve değeri eksi 7'ye eşit. Ve bitti. Karşınızda parçalı bir fonksiyonun tanımı var. Ve parçalı fonksiyonlarla çalıştıkça fonksiyon tanımlarının neden yararlı olduğunu, neden yararlı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Evet, her neyse parçalı fonksiyonlar bana her zaman eğlenceli gelmiştir. Umarım bu videoda size eğlenceli gelmiştir.